EYT'de sona doğru yapılan en detaylı görüşme, bakan açıkladı. EYTADER temsilcileri ve EYTADER Genel Başkanı Nalan Esmeray, Bolu Düzce Sakarya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, Staj Mağdurları Dernek Başkanı Ferhat Salman, Ordu EYT'liler Dernek Başkanı Çetin Yılmaz, Eskişehir Dernek Başkanı Kadir Arikoğlu, İzmir Dernek Başkanı Doğan Türker, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'la görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYTADER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya gelerek EYT'nin bu yıl sonuna kadar çözülmesi için söz aldı. Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği Genel Başkanı Nalan Esmeray, bakanla görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı. Her zaman dediğimiz gibi sonuna kadar doğru yerde doğru adımlar atacağız ve bu mağduriyetler bitecek. Davacının şaşkını mübaşir anlatırmış derdini. Bu örnekten yola çıkarak biz Hakimler Kurulu'na anlattık derdimizi ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptıkları görüşmeyi anlatan Bolu Düzce Sakarya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik şunları kaydetti. EYT platformu olarak Bakan Bilgin'e mağduriyetlerimizin anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT'nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, Aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin'in sözleri EYT'liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve Aralık ayı içinde çözüleceği ortada ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay bu görüşmeyle ilgili EYT platformunun başkanlarını ve temsilcilerini misafir ettik. EYT'li kardeşlerimize 2022 yıl sonuna kadar EYT meselesinin çözüme kavuşacağını, konuyu tüm yönleriyle takip ettiğimizi ifade ettik, açıklamasını yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu da bu görüşmeyle ilgili açıklamasını sundu. Akbaşoğlu, EYT platformunun çok değerli başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldik. 2022 yılı sonuna kadar EYT'li kardeşlerimize müjde vereceğimizi net bir şekilde ifade ettik, açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.